Şanlı yanlardan herkese merhaba. Evet arkadaşlar, tekrar mekana hoş geldiniz. Tekrar Satisfactory'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son petrole akın ettiydik ama petrol bir tarafımıza patladıydı. Elektrik sistemi tekrar çöktüydü. Bu durumda biraz farklı şekilde birkaç bir şey yaptık. Önceden bölümleri takip eden az çok bilecektir. Biliyorsunuz bir tanesi şöyle üçlü, bir tanesine hiçbir şekilde dokunmaz şey hani şekilde bırakıyorduk. Hani kömürümüz yeterli geliyor. O bir kesin. Şimdi bir tanesi derken bunları çift çift yaptık kaynak olarak. Mantığını anlatayım. Ondan sonra duruma devam edeceğiz. Burada iki tane jeneratörümüz var. Burada kapalı bir sistem var ve bu jeneratörler sadece su pompalarını çalıştırıyor. Bu su pompalarına sadece enerji veriyorlar ve şu anda fitler. Her iki elektrik kömür elektrik jeneratörüne bir tane su pompası bağlayıp yani ikiliyoruz, suları bağlıyoruz. Buradan tabi haldır haldır hayvan gibi şeyimiz geliyor, kömürümüz geliyor. Şu anda yeterli. Bakın orada kömür 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane şeyi besliyor şu anda. Rahat. Belki 12'yi de besler. Ama yakında petrolden, petrol rafinerisinden yeni enerji üretimine başlayacağız. Onun için niyetleniyorum. Ondan dolayı şöyle bir durumumuz var. Buradan tamam suyu aldık. Kömürü de verdik. Burada üretim yapılıyor. Güzel. Enerjimiz bittiydi. Onun nasıl önüne geçtim? Yani şimdi petrole az bir şey kalmışken burada büyük bir dalgalanma oluyor ve şurada problemimiz vardı. Buradaki 4 çifte 8 tane olanın birincisine 3 tane sel takıp güç parçası takıp ikincisine hiçbir cacık takmayarak bu işi hallettik. Şu anda hepsinin 100 şeyi ve 50 metreküp suyu bulunmakta. Yani kömürler bakın 100. Bunlara bir baktım zaten. Uzun zamandır girmiyordum. Bakın tık 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 yiyor. Ama herhangi bir düşme yok enerji kaynaklarına. Bu benim için önemli. Ha su belki düşebilir. Belli bir süre sonra patlayabilir. Ona da artık müdahale ederiz. Yapacak bir şey yok. Ama kısacası benim öbür taraftaki petrol rezervlerine ulaşıp onları şey yapmam için onları şekle şemale sokabilmek için şu anda bunları yapmam gerekiyor. Burayı ondan sonra daha düzgün bir şekle dönüştürürüz. Hani o petrolü bir ilk önce almam gerekiyor. Buradan mı gidiyorduk? Şuraları falan birazcık değiştirdim. Şuradan bir gidelim. Biliyorsunuz şuradaki dağı açtıydık. Ben bu arada full çıkacak diye duyduydum. Full çıkmıyormuş. Sadece Steam'e geliyormuş. Şu anda oynadığım yer Steam. Bir burayı test edeyim dedim. Hani Steam'de acaba daha mı düzgün olur konumunda bir şeyim vardı. Soru işaretim vardı. Steam'e yükledim. Ne oldu? Eski kayıtlara falan ulaştım. Hani normalde Epic'te nedense bir gerizekalılık vardı. Kayıtlara ulaşamıyordum. Öyle bir salak sulak bir durum vardı. Save'lerime ulaşamıyordum yani. Şu anda save'lere ulaşıyorum. Ama eski şeye de uğraşmayayım dedim. Burada çölde yaptık. Bence çölde daha tatlı oldu. Hoppa. Bu arada ne kadar hızlı girseniz o kadar hızlı gidiyorsunuz şeyde. Burada bakın yokuş yukarı olduğu için biraz böyle yavaş oluyor. Ama kendinizi hızlandırıp bir şekilde bantlarla ya da bu tüp şeyiyle tüp dizaynıyla daha hızlı girerseniz daha hızlı gidiyorsunuz. Gökhan sağ olsun bana taktiğini öğretti ama uğraşıp yapamadım daha. O da maşallah böyle hayvan gibi bir şey yapmış. Neydi onu? Sistem yapmış. Onu da gördüm. Ama insan kendi sistemini yapmayınca ne nerede onu bilmediği için bir garipsiyor şöyle. Ondan dolayı dokunmadım ona. Bu tarafı bir halledeyim dedim. Nasıl sonra burada yaptık biz geldik. Buradan da su fışkırıyor herhalde. Burası bir kaynak. Ama insan şurayı bir hölülülülü falan yaptır. Bu arada autosave starting muhabbetine şurada bir mesaj çıkıp daha sonra save ettim ben kardeşim modunda bir şeye dönüştürmüş. Bakın buraları yaptık. Hatırlarsanız aşağıda muhtemelen yaratık olabilir. Burayı da biraz zar zor döşedik ama ha orayı bir tane yapmış mıyım? Dur bakalım bir gidelim. Buraları çok dik yaptığım için çok hızlı iniyor ama çıkarken yavaş çıkıyor.
Dikkat edelim. Yaratıklar respawn oluyor. Burası esasında tam bir su alanı değil. Şimdi buraya koyduyduk. Buradan gücümüz yok şu anda. Ondan çekemiyoruz. Buradan elektriği bağladığımızda uçtuydu. Ha, ben burada ne yapacağım şimdi hatırladım. Bir saniye. Burada ben geliştiriyordum. Şuraları açıyordum. Çünkü bir şuradan gelecek, bir buradan gelecek. Kaç tane neye yapacağız falan böyle. O soru işaretleri kafamdaydı. Sıfır kardeş. Nereye yaptın lan onu? Allah cezanı vermesin. Yetersiz dedi. Allah. Tamam. Ne unuttum diyordum ben de. Tamam şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye. Ben bir şey unuttum diyorum da işte. Ne unuttuğumu hatırlayamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yanıma malzeme almamışım. Özel. Ben oğlum kutu yapacağım. Kutuyu nereden yapıyordum? Organize tear dire dire. Ha niye kutu yapıyorsun? Direkt şurada endüstriyel depolama aleti yapsak. Şimdi şuraya bir koyayım. Bunların nasıl hepsi gelecek değil mi? Şu hariç. Tümünü depola. Sen gel güzelim. Ben şimdi buraya bolcana çimento getirmem lazım. Bunda da teleporter yok ki. Şimdi buradan çıkıp tekrar oraya bakın. Hayvan gibi yavaş gidiyor görüyorsunuz. Yukarı tırmandığından dolayı. Buna bir şeyler düşüneceğim ya. Bir olmadığı şey yapacağım. İşkence gibi çünkü. Bu tip şeyler biliyorsunuz fazla zaman alıyor. Yani zaten jetpack alsam ben bununla inmem. Atlarım aşağı jetpack'lenirim. Fıs fıs yapa yapa. Biraz geç kaldı. Oyun oynama isteğim tükendi. Çok ilginç bir şey. Hani arada sırada olabiliyormuş demek ki. Ya yani sen bir böyle hezeyan önceden de yaşamıştım. Şu şeyi yapmam lazım. Ama bu bile çok ciddi fark ettirdi ya. Yani şu tüp meselesi bile ciddi ciddi. Şuna bak ya. Serengeti'nin ovalarında. Şu tarafa doğru bir gidesim var ya. Sen bütün map'i bir araştırasın var ama. Tabi yavaş yavaş oluyor. Hop hızlandı. Ciddi ciddi hızlandıydı son anda. Ya bunun da acaba şeyi olur mu ya? Olsa güzel olur esasen. Daha hızlı. Ya başlığı değiştiriyorsun sadece. Hava akışı falan hızlanıyor. Öyle bir şey olsa güzel olurdu. Ya bunlara bir şeyler düşüneceğiz. Şu anda ben sadece nedir? Yani Early Access olduğu için çok fazla bir şey yatırmak istemiyorum. Çok fazla bir şey yapmak istemiyorum. İki defa biliyorsunuz map patladı. Save'ler patladı. Ve keyfim kaçtı. Hani ben bir daha save patlarsa hani oyunu oynar mıyım oynamaz mıyım emin değilim. Tamam oyun çok güzel. Ama tekrar tekrar aynı şeyleri aynı emeğe verip de böyle o emeğinin olması insanı çok cezbetmiyor. Şimdi şu şeyi bir alalım. Yapamadım lan. Çok güzel. Ayağımı salladı mı? Tam böyle koşuyormuş gibi diyor. Gel bakayım. Hadi be bunda boru varmış. Boru çıktı bunda. Ha, o borular da şeymiş. Hepsini mi yolluyoruz? Yapma be. Hepsini yollamıyoruzdur. Ha. Neredeyse tamamını aldım. Niye? Orada biz böyle hayvan gibi bir üs kuracağız. Çünkü 3 tane şey var. Muhtemelen onları biz pamplarız. Hani hakikaten onlar bizim işimize yarayacaksa bu şekilde pamplarız yani. Yani yükseltiriz bir şekilde. Kor koyarız, bir şey koyarız. Daha sağlam bir yer haline getiririz. Zaten şu andaki niyetimle şunları bir halledeyim. Bir üs kurup bir organizer modunda yer yapmak ve o yere istinaden şey oluşturmak. Kablolar alıp kabloları mı verseydim ya? Onu veririz ya. Boş ver Mustafa şimdi onunla uğraşma. Organizer yeri oluşturup bütün böyle malzemeleri böyle dolaşmak yerine oradan gidip oradan almak. Daha hoş olacak. Daha güzel, daha tatlı. Ha, şuradan
Şu şeyden de alayım. Beton yapıdan da alalım. Şundan. Sen gelme canım. Abin gelsin. Çünkü orayı ciddi ciddi güzel şeyler kurmayı planlıyoruz yani. Bakın şunlar durmuş. Üretim, bakın üretim duruyor belli bir süre sonra. Lü lü. Hoppa. Hoppa heyt be. Koçum şuradan birazcık daha motor alalım. Rotor değil artık motor. Sen git. 150'lik yeter. Şuradan şey alalım. İşte rotor. Bakın buralar dolmuş. Şundan bir tane alalım dursun. Bundan iki tane alalım dursun. Baksana buralar doluyor yavaş yavaş. Güzel. Güzel bir şey. Gerisine bakarız. Koştur Mustafa koştur. Yallah yallah. Ha kablomuz. Kablo. Kablo kablo kablo. Şuradan insem. Ölmedim. Kablo alayım biraz. Çok fazla kablo götürmedim. Elektrik gerekecek ama çok da fazla uğraştıracağını sanmıyorum o elektriği beni. Şurada kablolar vesaire falan vardı. Şu muydu kablo? Aynen. Sırf 1.000 tane zaten şeye lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1.000 tane zaten şeye lazım. İsmini diye verin. Şu vereceğimiz yere lazım. Dur şuradan geçerim. Fayda. Şuradan da devam ederiz. Daha şu bakırdan daha üstün bir element vardı. Sersiyum muydu, fersiyum muydu? Ne zımbırtıysa daha ona da ulaşamadık. Ona da ulaştığımızda daha etkin elektrik direkleri yapabileceğiz. Tabii daha efektif zımbırtılar da yapabileceğiz. Ya bu oyunun keşif tarafını seven de var. Onun esasında daha güzel yapabildiğimiz şeyler de var. Şöyle yapalım. Oh burası cillop olsun tamam. Hadi güzelim gidiyoruz. Bismillah. İnşallah bitmiştir. Şundan gideceğiz. Ha dur üstünde malzeme yok ama. Hoppa. Bakalım ya. Hani oyun tatlı. Ya manyak şekilde oynayanlar da var. Gördüm böyle. Adam bütün gezegeni kaplamış böyle bildiğin. Şeye çevirmiş. Optimus Prime'ın gezegenine neydi? Unuttum adı her neyse. Konuşuyoruz ara sıra da yine unuttum. Her taraf metalle kaplanmış falan böyle. Düzlem olarak. Esasında yapabilirsiniz. Üst düzeye çıkıp böyle. Ama işte sıvı yani önceden basit bir şey vardı. Sıvı dinamiği diye bir şey yoktu. Sıvı ile alakalı bir şeyimiz yoktu. Boru moru falan o tip şeylerle ilgilenmiyorduk. Şimdi sıvı dinamiği var. Arkadaşım yani düşünsene buradan yukarıya sıvıyı basmak harbi iş yani. Basamıyorsun. Uğraştırıyor. Zaten şu barutu falan da keşfedip ağzına tükürmem lazım ortamın da. Bakalım ya çok çok işimiz var da. Ama güzel de bir şey böyle keşif ve kreatif oyunlarda bilakis böyle bir fabrika ya da otomasyon kurulacağı yerlerde ben daha çok zevk alıyorum. Yani bir şeyleri geliştirmek, onları hani editlemek, odur budur, işte daha üst düzey, daha basiti, daha entegre. Ananın gözü. Hadi lan. Hakikaten şu Gökhan'ın gösterdiği şeyi yapmam lazım ya. Yani. Böyle anamız ağlar. Hani tamam sonuçta daha basit geçiyoruz da. Fıtıv! Bak burası. Fıtıv fıtıv. Fıtıv. Allah senin cezanı versin. Şu fıtıv. Şimdi hayvanül derya modunda bir lan biraz sonra saldırıya geliyorlarmış bana. Geceye dönüyor zaten.
Tamam, mesela depoyu buraya atabiliriz bakın. Daha buradan malzemeleri yukarıya yollayacağız. Bunları acaba kırabiliyor muyuz ya? Çok kabak gibi duruyorlar orada. Ya da belki önemsiz olacak. Şimdi sen gel, ne olur ne olmaz. Kıtırsıyorum. Şunları bir alalım. Şunu al. Şunları al. Rota. Çok çektik. Şunların tamamını bir yolla. Şuradan bir alacağımızı alalım şöyle. Yapacağımızı ona göre başlarız. Hadi be. Bak, çubuk az getirmişiz. Gerekir mi gerekmez mi bilmiyorum ama. Şimdi. Bu arkadaşa bir enerji getireceğiz zaten. Enerji gerekiyor. Şart. Bu şimdi ne istiyor? 40 megawatt istiyor. 40 megawattla ham petrol çıkartacak. Ham petrolü rafineriye gömeceğiz. Şöyle doğru, birazcık böyle. Bunun etrafına bir saniye şey koymamız en güzeli. QQ. Duvar değil lan. Rampa. Şuralara rampa koyup şöyle buradan çıkartmamız en basit olacak şu anda. Sıvı sonuçta olacak bu. Şuraya bir rafineri yapalım. Üretim rafineri diyelim. Üçlü yeter mi? Oo, bu da cevval bir şeymiş ya. Hadi rafineri şöyle gömdük şuraya. Bu da cevval bir şeymiş. Hadi şöyle yapalım. Hadi gömdüm seni buraya. Gömdüm. Burada ne yapacağız şimdi? Plastik. Petrol girecek, plastik yapacak. Bu mudur? Ham petrol. Çıkış. Plastik. İki plastik, bir heavy oil çıkacak. Biz peki ne yakabiliyoruz ki acaba? Heavy oil ne lan bu arada? Heavy oil'dan ne yapabiliyorum? Dur bakayım. Tekrar üretime geçelim. Pardon, tarifi seç. Petrol kok. Bu ne giriyor buraya? Heavy oil'ı koka çeviriyor bu da. Ha. Onu da yakıyor muyuz acaba? Kömür gibi. Olabilir. Vallahi olabilir. Mantıklı da derim. Dur şimdi. Yani hiçbir şey yapma. Yakıt. Allah Allah. Ne yakıtı? Bu ne? 4 metreküp yakıt çıkartıyor. Polimer reçine çıkartıyor. Bu ne lan? Abi nasıl bir şey, polimer reçinedir, odur budur. Uf, kafa yanacak. Kauçuk. Biz düz ilk önce bir yapıp da plastik atık. Ha, suyu alıyor, polimer reçineyi alıyor. Plastik artık plastik çıkartıyor. O artık plastiği nasıl, ne yapıyoruz acaba? Polimer reçin, metreküp su. F miydi lan? Yok, F değil. Neydi? H miydi? Light'ı nasıl açıyorduk? L. R, T. O değil lan. C bu şey yap. V. Hah. B'ymiş. Karanlık oldu. Zaten çukurdayız. Şurada ne var acaba ya? Şu tarafta ne var? Hani burada az çok biliyoruz ne olduğunu. Şimdi biz bu tarafa yaptık ama şimdi şöyle bir C diyelim. Ya C değildi, neydi? V miydi? V. Heh, V. Kömür, ham petrol. Ham petrol bir tane bu tarafta vardı. Bir dibimizde var. Ha, bir şurada var. Bir şurada var. Hani bunları çağırıp şey yapacağız. Bu vasattı. Şu biraz daha düzgündü.
Bu da idare ederdi. Kar ne? Katışık. Allah'ım katışık diyor ya. Şu neydi? Bu da sarmaşık. Katışık. Normal. Bu muydu? Çap 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 çap. Şimdi bir de burada yaptığımız şey yıkıp tekrar başlamamız gerekebilir yani bir nedenden dolayı. Ah bura. Bu da katışıkmış. Katışık. O da lobster herhalde. O da mı katışıktı acaba? Olabilir. Ne biçim ya? Çok kaliteli bir şeyimiz yok. Kaliteli bir olayımız yok. Şimdi bunu buraya vereceğiz ister istemez. Yanına da bir tane yapalım hadi. Rafineri. Giriş çıkışı tam belirli oğlum. Nasıl abuk subuk şeyler olmasın. Tam nama nereye geliyor? Tamam bu kaç metreküp istiyor? Çıkacak. Çıkacak. Yapacak bir şey yok. Başka yapma şeyimiz var mı? Yani şu plastik atık plastik lan o. Bak, Alten Recycling Rubber. Atık plastik de değil acaba normal plastiğin bir farkı var mı? Yok gibi gözüküyor. Şunu üreteceğiz mecbur şu anda. Ham petrol girecek. 60 ama 30 metre küp. Şuna da şimdilik şunu geçeceğiz. Bundan da sıvı olarak heavy oil çıkacak. O heavy oil'ları bir şey yapmak gerekecek işte. Dur bakalım. Şuradan. Lojistik. Arkadaşlar şu andaki şey olayını bilmiyorum. Yani şuna 5 diyelim. Şuna 6 diyeyim hadi. Boru hattı pompası yapmaya gerek var mı? Heavy liftlik bir olay yok bence ama şöyle bir şey yapalım. Buna başka bir şey sokmayacağız nasılsa. Bunda da şey yapamıyorsun ya. Şu bak eşitleme olayını yemiyor. Şöyle şunu şuraya. Şunu da şuraya. İki taneyi besleriz dedik. Bakalım dedik. Hakkımızda hayırlısı. Bakalım başlıyoruz. Yani hiç kararsız kalmaktansa bir şekilde karar verin arkadaşlar. Başlayın daha iyi. Şuraya koy. Bunları da bağladık. Bu arada güce bir bakalım. Fırladı birazcık. Vah çıkartmaya başladı herhalde. Evet arkadaşlar petrole el attık. Petrole el attık. Şu anda çıkanı yolluyor. Çıkanı yolluyor. 60 metreküp çıkartıyormuş. Bunlara geldi mi? Evet arkadaşlar bunlar da üretime başladı. Bismillah. Bundan mı geliyor ses? Vallahi bundan geliyor. Tamam burada da başladık arkadaşlar. 3 metre gibi yiyor.
Tamam. 200 tane zaten plastik ihtiyacımız var şu anda. Şimdi şu sıvıyı da alıp başka bir şey yapmak gerekecek. O sıvıları toplamamız gerekecek işte. Anam ne oldu? Işık! Ben ne ara kadar etmiyor şu anda. Dur. Bunu bir de öbür tarafa yollayacağız. Dur bakalım. Organization. Fluid buffer'ı da yapabiliriz bu arada. Dur şunu şuraya bir koyalım. Şunu bir yolla. Şunu yolla, şunu yolla. Şuranın içini boşaltacağız. Tamamını al. Daha sonra toplarız o zaman. Tümünü depola. Aynen şöyle. Şimdi burada 3 tane var. 3 tane besleniyor mu? Krallar gibi besleniyor. Şu anda fit geliyor. Aynen. Yükseltiriz belki bilmiyorum da. En azından rubber ve şey geliyor. Bizim en azından bunları şu anda depolayabilecek durumda olmamız lazım. Şu anda bu şekilde minimal gideceğiz. Orada bir şey kaşındı çok kötü. Burada minimal gideceğiz. Niye? Enerjimiz az. Update edip belli şeyleri açmamız gerekiyor. Ondan şuradan bir ilk önce şeyi bir alalım malzemelere. Şimdi senden bir motor, wait. Senden bir motor alalım. Bir bunu alalım. Şunları alalım. Şunu yolla. Şunu yolla şimdilik. Hepsinden birer tane şimdilik almamız bence yeterli olacak. Sırala diyelim. Sırala diyelim. Eksik bir şey varsa geliriz artık. Burada nasıl hepsi bir de şundan alalım. Tamam. Şimdi en azından bunları dediğim gibi çalıştırmaya başladık. Şimdilik sistem basit olacak. Gidip gelebiliyoruz. Eskisi gibi çok zor değil. Gidip gelmek. Vallahi direkt şuradan şöyle bağlayacağım. Hele şöyle yapacağım. Benim lojistik formatında 3 3 ya bunu. 4 bu. Tamam. 3'ü aldım. Ver güzelim. Sen depoşta koş başla şuraya. Tamam depola yolla. Rubberları yolla. Ondan sonra cama. Senin de karşına bir tane koyalım. Organization. Aynen sen de şuraya. Sen de şuraya yolla. İçinizde kalmasın. Şimdi. Bu şeyle ne yapılıyor? Ağırla. Dur şuradan bakalım. Üretimde dursun o. Ağırla ne yapılıyor? Fuel yapılabiliyor. Yani yakıt reduce full yani yakıt yapılıyor. Aynen. Yakıt yapılabiliyor. Yakıt olarak depolayabilirim. Ağır şeyi yakıta ya da petrol köke dönüştürebiliriz. Hangisi acaba daha karlı? Ondan önce şöyle bir şey yapalım o zaman. Burada bizim bakın şeyde organizasyonda fluid buffer var. Fluid buffer dediğimiz esasında bildiğiniz nedir? Şey. Diyemedim lan. Yok, bir giriş var, bir çıkış. Ya birleştireceğiz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Şuraya. Yan taraftan böyle. Tak buraya bir tane koyalım. Şuradan da şöyle bir şey yapalım. Şu anda arkadaşlar yaptığım ne?
Bunu yukarıya taşımam lazım. Üstünü yapabiliyor muyum? Vallahi yapılıyor lan. Şöyle bir tane yaptım ama bunları daha ayarlamamışlar bence. Ayarlarını yapmamışlar bunların. Kötü olmuş. Şöyle bir şey yapacağız. Dur ilk önce şuradan bir tane patlatayım. Şuraya patlatabiliyor muyum? Oh gömdüm. Gel kardeşim. Boru döşemek bizim işimizdir. Tamam, burası şimdi dolmaya başlaması lazım. Bak, oh, 400 metreküp bu. Ha, flash deyince ne oluyor acaba? Şu anda doluyor. Tamam. O orada dursun. Şuraya bir tane daha. Üretici modda. Rafineri koyalım. Koyabiliyor muyuz? Koyarız be. Senin canın sağ olsun, koyarız. Eksik yedik bir şey mi var ya? Ha, başkasının yetki alanına şey ettiriyor. Tecavüz ettiriyormuşuz. Tamam, şöyle dursun şurada. Dediğim gibi burası geçici arkadaşlar. Burası çıkışta. Buradan alıp gömebilecek miyiz şöyle? Gömdü lan. Sana da diyeceğim ki yakıt yap bunu. Bu kauçuk oluyor şu. Al. Ne oldu? Gönderdi mi? Ha, no power. Ay, benim. Boşuna mı yolladım lan? Tamam, dur şuradan bağlayayım. Ha, geldi lan. Belki de boşu boşuna attık. Fluş fluş. Bakacağız artık ya. Yanlış bir şey yaptım ben. Drain rate. İçten giden gözüküyor. Ha, güzel. Hele yetişemiyor şu anda. Ha, ben bir tane daha versem vereceğim. Şu anda yetişemiyor. Tamam, en azından ürün geliyor mu? Geliyor. Yaparız onu, durum ya. Bak, burada da geliyor, burada da şeye dönüşüyor. Şimdi 3 gün sonra ne yapacağım ben? Yani şimdi burada benim olayım bekleyip bunlardan malzemeleri almak ve bu şeyi update etmek olacak. Bakın neredeyse bitti. Update'i yaptığımda ne olacak? Elektrik üretebileceğim. Elektrik üretebilince ne olacak? Ben burada yeni elektrik santralleri kurup o has daha değil. Ebenin körü. Korktum lan. Yeni elektrik santrali kurup ona şey yapacağım. Hani nerede? Rubber. Alo. Çok yavaş. Hani ondan daha fazla rubber üretim modunda. Mesela burası da ne kadar tutuyor acaba bunu? Alabiliyor muyuz buradan? Alamıyorum. İşte bu olaydan bahsediyorum. Şimdi ne yapacağım? Direkt şuraya. İşte arkadaşlar, bunlar kilitlenip kalacak böyle. Buffer koyalım bir tane. Dur. İşte bunlara gelip hep takılacağız. Bunlara gelip hep takılacağız. Ya benim işte dediğim bunlar.
Bunu kesebiliyoruz mu acaba? Ben seni keserim her halükarda da. Şimdi buffer liquid şöyle koyalım şunu. Ne oldu? Sen buraya çakmaya başla yakıtı. 400 metreküp burada yakıt birikir. Güzel olur. Çat 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 çat. Oh, benzin de geliyor buraya. Hani bunu daha sonra paketleyebiliriz. Paketleyip gönderebiliriz. Ya şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Yalan değil. Şöyle biraz alan geliştireyim bu arada. Bu komple miselyum mudur acaba? Öyleyse var ya, of, dibine darı dikerim lan senin. Ya mantar sonuçta, mantar miselyum. Bence miselyum bu. Kesilebilir. Ama muhtemelen yanında değil şey. Şuraları bir düzeltelim de. Şimdi ya burası dediğim gibi şu anda geçici. Ha, buraya kalıcı bir gözle bakmayın. Niye böyle yandaş yandaş şeylerde yaptım? Yani tek bir şey üretsin modunda değilim şu anda, farkındaysanız. Ekstra bir şeyler ürettiriyorum. Bu arada elektrik düzeyi, bakın elektrik düzeyleri tavan. Şimdi benim burada öyle bir şey yapmam lazım ki. Anladınız siz onu. 200'ü buldum mu lan? Of, süpersin. Hadi sen de. Hadi. Bu da 200 olduğunda arkadaşlar 10 numara 5 yıldız olacak. Bekleyeceğiz biraz. Rubber. Böyle durumlarda genellikle yemeğe gidin. O üretsin. Takılın. Yani enerji şeyse, stabilse. Şimdi şöyle bakarsak burada hayvan gibi şu anda malzeme koymuşuz. Kenarda duruyor. Mesela bundan 20 tane koy. Depolasın. 20 tane. Koymasın. Üretimi durdurabilir mi? Durdurabilir, doğru. Buradan gidiyor olay. Bu ne yapıyor? Polimer reçine dönüştürüyor. Polimer reçinle de suyu birleştirip atık plastik yapabiliyoruz. Atık plastikle şey aynı. Buradan koka dönüştürebiliyoruz. Karbon, çevre, oil, bilmem ne. Bu şeyin yerine geçiyordur bence. Petrol kök dediğimiz şey. Yakılıp bu da hallediliyordur. Bu kaç çıkıyor burada? 'Rubber üretiyoruz ama alternatiften sağlam şey gidiyor. Boş ver, dur şimdi. Peki atık plastikten yapıyorsan su kullanacağız ama. Elektrik maliyeti var. Tamam mıyız lan? Gel sen de. Şöyle bir gidelim. Bismillah, hadi gidiyoruz. Ölsek malzeme orada kalır. Hani en hızlı nasıl giderim diye düşündüm de. Geliştireceğiz, yapacağız ama yavaş yavaş, ufak ufak. Ondan zaten işte kızıyorum. Düşünsenize, uğraşıyorsunuz, haldır haldır haldır. Ben öyle habire sıfırdan aynı şeyleri kasmayı seven bir insan değilim. Yani kasacaksanız eğlencesi olması lazım ki bunun çok eğlencesi yok yani. Çok zahmeti var çünkü. Hava zorluyor biraz. Doğru, yer çekimi var. Ben burayı dediğim gibi çıkmak daha zor. Bonsai.
Baktığınızda oyun size çok şey vaat ediyor. Ama dediğim gibi save'ler gidiyor. Üzülüyorum ben daha sonra. Burada şimdi bunları ürettikten sonra jetpack açılacak. Muhtemelen depolama modunda onları depolayıp jetpack'e falan yakıt, oraya yakıt, buraya yakıt muhabbeti yapacağız. Daha sonra işleyicileri şunları bunları geliştirmemiz gerekiyor. Belki endüstriyel, ha pardon, endüstriyel imalat zaten. Onu geliştiriyorduk. Tamam. Şimdi orada en azından ne var? Benim etrafta gezinip muhtemelen şey toplamam lazım. Daha fazla endüstriyel imalat, hani pardon, hard disk toplamam lazım. Hani bazı, çünkü alternatif üretimler daha karlı oluyor. Ona benim yönelmem lazım ama nasıl yöneleceğiz bilmiyorum şu anda. Çok uğraştırıyor ya. Çok zaman alan bir oyun. Hani sırf bu oyunu oynuyorsanız oynanır. Ama 3-4 tane oyunu oynuyorsanız hani bu arada pasif oynamanıza neden olur. Çekme lan. Şunu bir yollayalım hemen. Yallah. Geçmiş olsun. Yeni araç, yeni parçalar, yeni binalar. Buradan hangisine devam edeceğiz şimdi? Bu bak, fluid buffer. Burada muhtemelen bunları şey yapıyoruz. Empty caser falan da üretip, ya da bunları paketlenmiş ağır yağ kalıntısı, bilmem ne şu bu, bunları böyle yapıp paketlenmiş petrol, bak. Sıvı biyoyakıt falan şeklinde. Bunları şey yapıyoruz. Bana ilk ama ne lazım? Yakıt jeneratörü. Bakın. Kateryum. Şimdi bunları üretmedim. Bunları üretebileceğim. Inventory slot ve şey. Hadi şunu tamamlarım. Şunları da tamamlarım. Ama bilgisayarım yok şu anda. Şuraya bir bilgisayar için şöyle bir hayvan imalatçı yapsak ne olur? Anasını körü bu da ya. Ha ne eksik? Oo bayağı bir şey eksik. İmalatçı için ne gerekiyor? Ha, okarel zımbırttan plastik. Okarel zımbırttan yapabiliyor muyuz ki? Bu modüler ne gerekiyor? Boru lazım daha çok. Boru var mı lan? Şöyle bu kaç tane gerekiyormuş ki? Boru boru boru. Borumuz yok ya. Sıralı diyelim. Boru almaya gidelim. Kaç tane gerekiyor? 10. Allah. Baksana, imalatçı gerekiyor bunu yapmak için. Zaten bunu yapmak için bunu yapıp imalatçı falan yapacağız. Saçma. Yani saçma değil ama saçma yani. Oho, şimdi şuradan mı gideceğiz? Ne alacağız? Ne alacaktık? Boru. Boru buradan. Arkadaşlar oyun böyle, siz linç etme modunda. Ya rahatlayabilirsiniz, ayrı mesele. Ben bir kere yaptığım için bunları. Hani ikinci yapma kısmında böyle sinir oluyor. Sinir basıyor beni. Daha öbür taraftan şeyi getireceğiz. Malzeme getireceğiz buraya. Üreteceğiz. Boru. Pitu. Boru. Takıldı boru. Bu üretim belki 2 katına, 3 katına çıkartmamız lazım. Boru. 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 Güzel oldu esasında. Ritmik falan takılıyoruz. Boru. Nerede? Aşağı katta. Boru. Lan bir şey yapayım dedim, düştüm lan. Boru nerede, boru boru? Boru boru. Zıplaya zıplaya geçerim vallahi. Aha. Hele şöyle yap. Boruyu komple aldık. Hayvan gibi boru aldım. Takılıyor ya, takılıyor. Niye takılıyorsun oğlum sen? Boru. Boru. Fiski şey istiyorum. Jetpack istiyorum ya. Bunlar beni sinir ediyor. Allah! Zaten oradan gidecektik.
Şimdi onu yaparız, oraya veririz ya da dönüştürürüz. Alıp gelebiliriz şeyi. Ya şimdi mesela yerini yapamıyoruz ya. O hat çekeceksin bilmem ne, işte bir tane olacak orada ya da iki tane olacak ya da bilmem ne kaç yüz tane olacak falan. Otomatiğe bağlamak istiyorum bazı şeyleri ama işte o malzemeyi oradan getir, buradan bunu getir, şuradan şunu getir. Duyuyor. Kesin benden daha iyi oynayanlar vardır, o ayrı mesele. Neydi? 10 tane lazımdı. Oldu 7. Ne oldu? Ne eksik? Gare. Allah cezanı vermesin. İnşallah vardır. 11 tane. Yetmeyecek herhalde. Tamam. Şimdi kardeş. Şuraya şekil şükür yapak. Şimdi. İmalatçı. Bu sefer ne bitti lan? Ha, plastiğim yok, pardon. Plastik yok. Geldi mi lan? Abi hangi birine el atacaksın ki? Yakıt jeneratörü, bunu yapmam lazım benim. Bilgisayar yapmam lazım. Bak, board gerekiyor, o gerekiyor, bu gerekiyor, eben gerekiyor. Hadi board 100 tane bir de. Anam! 100 tane kim ne yapacak lan? Selenyum ondan mı gerekiyor, tarayıcı marayıcı? Kalmaz. Şunları bak, esasında bunları yapabiliriz. Bu ne? Kumaş mı? Kumaş. Allah aşkına kumaşı yapamam da. Şunları yapabiliriz. Bunda da 25 tane gerekiyormuş. Şunları yapıp acaba ondan sonra mı o tarafa atlasak? Öyle yapayım bari. Şey üreteyim. Bunları üreteyim biraz. Bunları yaptıktan sonra ki orada üretilir o arada. Ya yani çünkü bana her halükarda belki hadi şu çok mühim değil. Ya bu sanırım şeyi merak ediyorum. Hani 5 dakikada kapsül geri dönecekmiş. Şeyi merak ediyorum. Hani bunları böyle paketledikten sonra açmasını ne sağlayacak? Motor yapmışızdır 100 tane. Vardır. Vardır. Ya burada da vardır. Şunu yapacağız. Burada şu biraz 3000 tane sağlam istiyor. 200 tane plastik istiyor. Bunları da yaparız. Çok problem değil. Ondan sonra şu jeneratör lazım bana ya. Bir de konvertör bant lazım. 4 numara daha iyi olacak benim için. Niye? Gideceğim şeyi pamplayacağım tekrar. Kömürü pamplayacağım. Ama esas olayım bu. Bilgisayar lazım onun için. Yani bu gerekli mi? Ben tramvayı hiçbir zaman sevmedim. Hani tamam, iyi, hoş ama kullanışlı değil. Ha, araba bile yolu yaparsanız daha kullanışlı olabilir yani. Yakıt falan fişman. Elektrik, ötekisi direkt elektrik diyor da şu anda elektrikle alakalı problemimiz var zaten. Ama şurada biz bunu öpe öpe yapacağız gibi geliyor. Şunu seç hadi bakalım. Geldiğinde de yaparız. Şimdi şöyle yapalım. Sırala. Şeyi bir gönderelim şuradan. Şunu bir yollayalım şuraya şimdilik. Kömür var ya. Azları yolluyorum ki. Bundan bak, bir tane kalmış. Bundan getireceğiz sırala. Sırala. Ben öbür tarafa gideyim. Ne varsa ne yoksa bir alıp geleyim.
Dur bakalım bir şey deneyeceğim. Yapamıyor muyum? Allah cezanı vermesin. Şöyle bir şey yapayım. Olacak merak ettim. Yok olmadı. Bakalım yiyecek mi? Daha mı hızlı olacak? Bu ne lan? Nasıl bir hız bu? Yemedi. Bu 3 değil mi? Aa. Yok, bu hızlı değilmiş kardeş. Ha, dur şöyle bir şey yapılabilir mi? Bir saniye. Dur ya, deneyeceğiz işte, dur bakayım. Gözetleme kulesi falan vardı, ne oldu onlara? Transporter. Ha. Allah, düştüm. Bunun tırmanma şeyi nerede ha? Anlamışsınızdır bu tarzı. Dur. Allah. Bunun üstüne koyamıyor muyum? Yapma be. Hani şuraya koyabilsen, düşünsene buradan atla. Bap, alsın gitsin ondan sonra. Burada ölürüm lan. Dur şuradan gideyim. Dur şimdi. O zaman şöyle bir şey yapayım. Nasıl şu anda şeyimiz var. Çit mi? Çit değil. Aynen. Gördüğünüz gibi. Basit, mantıklı. Eğer olursa hızlı olacak. Ciddi hızlı. Geldi bizim şey. Merak ediyorum. Ne olacak? Hani şu anda bir deney modunda kuruyorum ama. Duvarlar. Milestone exchange concluded. Fixed freighter re-entry complete. Tamam. O zaman şöyle yapalım. 9 diyeyim. 9. Ya da şöyle yapalım bir saniye. Pop pop pop. Tamam, şurada yer. 9. Heh. Şimdi şuraya bir tane şöyle kondursak. Yiyecek mi? Onu da şuradan alalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl, hızlı olacak mı? Uhu! Oha! İyiymiş be. Evet arkadaşlar, bayağı bir hız barındırıyor. Tabii hız giderken tükeniyor. Gelin şimdi plastik çarçurt falan alalım, gelin. Daha sonra o taraftan bu tarafa şey yapacağız. Muhtemelen ama ben diğer şeyden yapabilirim onu.
Ya oradan bak hızlı geldik ama yine de hız tük yani belli bir şeyde hız tükeniyor. Belki de böyle tık 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 hani ayraçlı ayraçlı yapmak lazım. Hani böyle yukarı çık aşağı in, yukarı çık aşağı in falan gibisinden. Yapılabilir ya. Şey açıldı. Plastik harç ötekinleri veririz, buluruz. Ama şeyi yapmak için de plastik lazım. Şu dizayn da yapmak için. Kısacası bugün ne yaptık? Plastiği çıkarttık. Polyes o neydi? Kauçuk. Kauçuk oluyor herhalde. Kauçuğu çıkarttık. Onları üretime bağladık. Likit daha sonra ağır petrolü çıkarttık. Ağır petrolü de benzine dönüştürdük. Çık 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 çık. Çok beter iniyor. Bak mesela bunlar da o baby. Of çok tatlı oldu be. Şuradan biraz bir şey bırakayım ben buraya. Biraz bir şey bırakayım. Şundan bırakayım, şundan bırakayım, şundan bırakayım. Öteki rubber'ı da alayım gideyim. Ya onlar gerekecek gibime geliyor şey olarak. Evet yallah. Evet arkadaşlar. Muhtemelen bir dahakine bizim kompleks üreticiyi yapıp üstüne bir de İşte bunları falan keşfedip böyle bilmiyorum buradan belki rubber'ı ya da şeyi göndermeye başlayabiliriz. Yani plastiği en azından plastiği göndermeye başlasak düzgün olur, güzel olur. Yani biz bayağı bir yavaş gidiyoruz ama o sistemi kurduktan sonra zaten buraya çok fazla gelmeyeceğimizi düşünüyorum. Yani bir elektrik hani o atık benzin kısmı olacak. Bir de şey bakalım ya. Hani ama düzgün gidiyor. Yani biraz zorlayacak ama güzel olacak. Evet arkadaşlar, benden şimdilik bu kadar. Update'leri yaparım, ondan sonra devam ederiz. Onu da yollarız. Bakalım yeni gelen şeylerle neler yapabileceğiz. Ona da bakarız. Benden şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone değilseniz bir de abone olun. Görüşürüz.